Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Öğleden sonranın artık son bölümü Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal'la beraber Suriye konusunda anlaşılmayanları anlaşılır hale getirmeye, basitleştirmeye ve daha Türkiye'nin ne yaptığını anlamaya çalışır, değerlendirmeler yapmaya çalışıyoruz. Tam da bu soruda kaldık hocam. Türkiye ne yapmak istiyor? Bu sorunun cevabının peşinden koşarsak herhalde daha anlaşılır olacak. Yani Rusya evet. bir kendine Suriye topraklarında koçbaşı yaratıp işte Akdeniz'den sıcak denizler emeli filan falan yani belli. Esad malum kendi topraklarını terörist unsurlardan temizlemekten söz ediyor. Kendisi işte ülke topraklarına kavuşma çabası içinde diğerlerini terörist unsur olarak görüyor. ABD işte bir Kürt koridoru oluşturuyor kendi yönetip yönlendirebileceği. Onun da başka emelleri var bölgeyle ilgili filan falan. Peki Türkiye ne yapmak istiyor hocam? Yani bu yapılanlardan yola çıkarak evet. ne yapmaya çalıştığını anlayabiliyor muyuz? Şimdi efendim bir defa şöyle. Türkiye'nin biliyorsunuz 2011'de bu işe giriştiğinde amacı 3 ayda hadi maksimum 6 ayda Esad'ı devirip göndermekti Suriye dışında ya da sokaklarda linç edilmesini temin etmekti. Ama bu olmadı. Hatırlayın yine o yıllarda 2011, 12 hatta 13'e kadar hep Türk basını yani bu hükümete destek veren özellikle basında haberler çıkardı. İşte Esad bir özel uçakla şu anda Akdeniz açıklarında Venezuela'ya gidiyor, Moskova'ya gidiyor, bilmem ne falan haberleri. Şimdi bunlar oysa doğru bir analiz şunu bize gösterirdi ki ta 2011'de Esad'ı Mısır'daki mübarek gibi devirmek mümkün değildi. Niye? Çünkü Esad'ın çok ciddi bir toplumsal tabanı var. Ha ne yapabilirsiniz? Çok aşırı güç kullanmak suretiyle Suriye'yi birkaç parçaya bölebilirsiniz. Yani Türkiye 2013'ten itibaren ağırlıklı olarak buna soyundu. Yani Esad'ın devrilemeyeceğini Türkiye'de gördü kabaca. Ya da görmüş olmalıydı. Belki 2013'ten itibaren Türkiye ikili bir strateji izliyordu. Bir yandan Esad üzerindeki baskıyı artırmak. Çünkü bir yandan işte El-Kaide, IŞİD'e dönüştü falan o ayrı bir şey. 2013'te mesela bugünkü rahatsız olduğumuz PYD'nin yaratılmasına da biz büyük ölçüde katkıda bulunduk. Çünkü Suriye'nin kuzeyindeki bizim sınırımızdaki topraklarını kullanamaz hale getirince hatta hatırlayın Salih Müslim'i Türkiye'ye çağırarak işte otonomi karşılığında yani biz bu Esad'ın defterini düreceğiz. Sen de bir otonomi karşılığında yani sana da otonomi verelim yeni yönetim. Sen de Esad'a karşı harekete geç dedik. Yani bugün kızıyoruz ama şimdi beklentimiz bir şekilde belki uzayan bir savaş da olsa bu savaşın içinde bizim de oluşturduğumuz ve adına muhalif ılımlı unsurlar dediğimiz güçlerle Esad bir şekilde yenilecekti ve Şam'ı kafasına geçirecektik. Öyle planlıyordu hükümet. Ama bu olmadı. Olmadığı gibi senaryo tam tersine döndü. Şimdi Rusya geldi, Esad'ın devrilmeyeceği açık. Şimdi burada sorunuz çok mantıklı bir çerçeveye oturmuş oluyor. Peki, bütün bunlar ortada iken biz hala neye uğraşıyoruz? Yani evet. Tamam, desteklediğimiz unsurlar Suriye'de yenildi. Peki, biz karadan müdahale etsek, birincisi büyük tehlikelerle karşı karşıya geleceğiz ve hakikaten Allah korusun çok büyük bir savaşın başlangıcına da sebebiyet vermiş olur. Karada kimlerin olduğunu söylersek neyle karşı karşıya olacağımız ortaya çıkar. PYD ile savaşacağız. Rusya, Suriye kuvvetleri, Suriye hava savunma sistemi artı Rusya. Yani İran'ın gönderdiği işte Suriye'nin yanında savaşanlar falan filan onları saymıyorum. Abi daha Hizbullah'a da girmedik. Ha. Lübnan Hizbullah'a. Şimdi bütün bunları ne için yapacağız? Biz karadan girdiğimiz zaman Esad'ı devirebilecek miyiz? Hayır. Tam tersine kendi başımıza belayı alacağız. O halde amacımız ne olabilir? Yani Türkmenleri kurtarmak. Orada da Türkmen de kalmadı. Kaçtı çoğu Türkiye'ye. Kalmadı. Olsa olsa yani bizim siyasetimiz hani Rusya falan girmeseydi, bu denli girmeseydi ya da işin içine bu denli girmeseydi. Olsa olsa bu iç savaşta Suriye'de 5 yıl daha devam etseydi belki Suriye birkaç parçaya bölünürdü. Peki bunun bize ne menfaati var? Bize ne faydası var?
Şimdi ona bakalım. Hayır, Suriye parçalardan birisi de Suriye'nin kuzeyindeki Kürt devleti olurdu. Efendim o bir. O bir. İki, Esad kendi küçülmüş devletine sahip olmaya devam edecekti. Çünkü bu insanların, ya burada Esad bir şey, sembol, bir isim. Yani onun dayandığı halk tabanının devlet olarak bir yerde kalması lazım. Akdeniz'e açılan bölgesinin, Suriye'nin tümünü onlar kontrol ediyor. Onlarla birlikte hareket eden sadece Sünni olmayanlar değil, Sünnilerin de destek verdiği önemli bir halk grubu var. Dolayısıyla bunlar, hani butik devlet diye bir laf çıktı ya, bunların bir butik devleti olacak. Bir IŞİD olacak. Bir de PYD olacak. Peki bundan Türkiye'nin ne menfaati var? Çünkü IŞİD olursa, IŞİD aynı zamanda Suriye'yi bölmekle kalmayacak, Irak'ı da üçe bölecek. Peki Irak üçe bölününce, Suriye üçe bölününce, bunun bir tek ülkeye faydası vardır, o da İsrail'dir. Onun dışında Türkiye'ye en ufak bir faydasını ben göremiyorum. Bir de bu ülkelerin ikisi de fena halde istikrarsızlaşacağı için, mesela Orta Doğu'ya ihracat yapamaz hale geleceğiz. Çünkü hem Irak hem Suriye'nin iç bölgeleri Türkiye ile kavgalı rejimlerin ve belki devletlerin yönetimleri haline, altında kalırsa ne olur? Orta Doğu'ya ihraç malı sevk edemezsiniz. Şimdi o zaman Mısır'la kavgalı olduğumuz için Mısır üzerinden rorolarla yaptığımız sevkiyat da zora girmiş durumda. Peki buradan ne kazanç ümit ediyoruz? Benim gördüğüm bir tek şey var. Bir kazanç yok. Bir tek şey var. Öfke. Yani biz bu Esad'ın defterini dürecektik. Bize yaptırtmadılar. Bunun suçunu da Rusya'da arıyoruz, şurada arıyoruz. Şimdi, sonuna kadar da gideriz. Ha, şimdi Sayın Başbakan Davutoğlu'nun konuşmalarını ayrıntılı bir şekilde okudum Ukrayna'ya giderken. Ta geriye doğru referanslarla diyor ki aslında diyor Esad'ın devrilmemesinin sebebi de Batılı müttefiklerimiz. Ta kimyasal silah kullanıldığı zaman birlikte kararlılıkla bu işin üstüne gidip bu adamın defterini dürmeliydik demeye getiriyor. Fakat şu sorunun cevabını veremiyor kimse. Yani bu Esad'ı deviremezsiniz. Çünkü ancak yapsanız Suriye'yi ikiye üçe bölersiniz. Bu da çok zor bir iş. Fakat bundan neyi kazanacaktık 2013'te Batılılar bu işe kalkışsalardı? Kaldı ki onlar da biliyorlardı pabucun pahalı olduğunu. Yani siz Suriye'yi bombalamaya kalkarsanız onu da elip armut toplamıyor. Onu da hava savunma sistemleri aktive olacak ve Batı'nın kaldırdığı belki 3 uçaktan 4 uçaktan birini vuracaktı. Şimdi o da bunu göze alamadı. Ayrıca Suriye bütün kimyasal silah stoklarını da Birleşmiş Milletler'e verdi. İmha edilmesi için. Bende böyle bir silah yok diye. Onu ispatlayabilmek için. Neyse. Şimdi yani şuraya geliyoruz. Biz şimdi bir mesela Suudileri getirdik. Herhalde Suudi Hava Kuvvetleri geldi mi gelmedi mi inceleyebilir bilmiyorum. Evet. 3-4 uçak geldi diyen var. Gelmedi ama gelecek diyen var. Evet. Ama Suudi kara birlikleri de eli kulağında galiba. Körfez ülkelerinden de tek tük bir iki sembolik de olsa geleceği açık, Bahreyn, Katar falan. Şimdi bunlarla birlikte biz hareket ettiğimizde yani somut olarak Türkiye'nin menfaatine neyi elde edeceğiz? Ve Suudilerin menfaatine ne elde edilecek? Öfkenin dışında. Şimdi Suudi Dışişleri Bakanı diyor ki Esad eninde sonunda devrilecek. Kimse onu koruyamaz diyor. Güzel. Peki Esad devrilirse ne olacak? Bir IŞİD'istan çıkacak ortaya. Ve bir IŞİD'istanın ortaya çıkması biliyor musunuz? En fazla Suudi Arabistan'a zarar verir. Çünkü Suudi Arabistan şu anda ikili bir tehdit altında. Birincisi Suudi Arabistan'ın Şii bölgelerinde zaten çok aşırı baskı uyguluyor Suudi Arabistan. En son işte önde gelen Şii imamlarını idam etti. Bundan dolayı bunu yapmaya kadar işi götürdüğüne göre orada ciddi kargaşa var. Ya da kargaşa ihtimali var. Şimdi öbür taraftan Suudi Arabistan'ın Sünni bölgelerinde de El-Kaide benzeri örgütlenmeler oluyor. İkide bir Suudi güvenlik kuvvetleri orayı burayı basıyor. Bir sürü insanı alıyor, öldürüyor, kimisini asıyor falan filan. Yani
Böyle de bir riskle karşı karşıya. Bir de Suudi Arabistan'ın kendi ihbanı vardı. Suudi Arabistan 1918-20 arasında kurulurken şimdiki Vahabilerden daha da radikal bir ihban hareketi vardı. Bu Mısır'da kurulan ihbanı Müslüminden ayrı. Ve IŞİD giderek Suudi Arabistan'a o ihban tehdidini hatırlatıyor. Suudi Arabistan çok uğraştı o ihban ayaklanmasıyla. Yani yaklaşık ta 1930'lara kadar ancak temizleyebildi. Suudi Arabistan'ı tam olarak kendi kontrolü altına alabildi. Şimdi şunu demek istiyorum ki Suudi Arabistan'ın aşırı derecede Amerikan yanlısı politikalarından dolayı zaten Suudi Arabistan'a bütün İslam dünyasından kamuoyu tepkileri olabildiğince var. Onlara ilaveten kendi içinde de sorunlar yaşıyor. Yani Suudi Arabistan da nasıl söyleyeyim, yutabileceğinden, çiğneyebileceğinden çok fazlasını ısırmış durumda. Ve nitekim dikkatle incelendiğinde o Şii din adamını astığında da Amerikalılara ramen yaptığı anlaşılıyor. Evet. Amerika'ya kızıyor da aynı zamanda. Ha şimdi burada Katar Dışişleri Bakanı'nın Münih'teki açıklaması enteresan. Diyor ki biz diyor bu karadan asker gönderme meselesini Amerika ile birlikte projelendirdik. Epey önceden diyor. Dışişleri Bakanı zamanında bu diyor projelendirilmişti zaten diyor. Tarihe bir bakıyoruz. Şimdi eğer bu böyleyse o zaman belki de Rusya'nın Kasım ayında Suriye'ye gelmesinden önce böyle planlar yapıldı. Çünkü benden önceki Dışişleri Bakanı zamanında yapılmıştı diyor. Evet. Veya sonra neyse. Yani belki de Rusya ön almak için geliyor o zaman Suriye'ye. Rusya bu projeden haberdardı. Katar, Suudi Arabistan ve Türkiye belki teknik düzeyde ABD'li askerlerle beraber Suriye'de bir kara harekatına girişecekti. Hem Esad'a hem IŞİD'e dönük. Şimdi burada aslında bunu anlayan Rusya önleyebilmek için Suriye hükümetinde davetiyle, tabii Esad da bunu fark etti. Geldi, Suriye'nin bütün dengeler değişti. Belki de böyle. Evet. Şimdi öbür taraftan şöyle bir durum var. Yani eğer Amerika bunu çok önemli görüyorsa kendi askerini gönderse ya. Irak'ta denedi onu. Ha. Yani biz niye giriyoruz bu belanın içine? Evet. Yani tam da şimdi, işte burada sorulacak soru o. Evet, yani Amerika, Fransa kendisi göndersin askerini. Yani Esad'la savaşacaksa, savaşmayacaksa, kimi devirecekse, devirmeyecekse. Bakın nereye geldik biz bu soruyla birlikte. Şu anda Batılılar özellikle Paris saldırılarından itibaren Fransa'yı çok ciddiye almak lazım bu konuda. Fransa işin başından beri Suriye savaşını en yakından takip eden, Esad'ı devirmek için en çok uğraşan, fakat olmadığını fark edince de ilk havlu atan ülke durumunda. Şimdi havlu atmaya ilaveten Paris saldırılarından sonra Fransa, ya biz galiba yanlış yapıyoruz. IŞİD'e karşı en azından Esad'a ihtiyacımız var noktasına geldi. Ve gitti büyük ölçüde Amerikan Başkanı Obama'yı da buna ikna etti. Ardından da Fransa Devlet Başkanı Moskova'ya giderek Putin'le aynı konuları konuştu. Biz o günlerde Rusya uçağını düşürmüş ve Rusya'ya işte bak daha tabii ki yaparız, düşürürüz falan diye söylediğimiz sıralarda ve şu noktaya geldi Batılılar. Bunu niye anlatıyorum? Yani Batılılar şimdi tamamen politikalarında ters yüz olmuş bir duruma kendilerini sokmamak için diyorlar ki ya belki geçiş döneminde Esad olabilir. Ya zaten siz geçiş döneminde bunu kabul ettiğinizde bu iş biter. Zaten şimdi, dış politika da böyle hani kıvrak bel hareketleriyle olmaz. Zamana yayılarak olur. Pek tabii. Bildiğiniz gibi. Pek tabii. Şimdi geçiş dönemi Esad'lı geçiş dönemi, sonra Esad'sızdan yine efendim, bir de Esad'a doğru dönüşte olabilir. Bir de seçimler yapıldığında Esad kazanırsa ne diyeceksiniz? Evet hocam, şimdi, bu soruları havada bırakalım mı? Çünkü Yunanistan nüfusu kadar Suriyeli yerinden oynamış. Yunanistan nüfusundan fazla. Tabii bunun 3 milyonu da Türkiye'de. Yani Esad'a karşı oy kullanması muhtemel ne varsa Türkiye'de zaten. Tabii. Onlar da kısa bir sürede dönemeyeceğine göre Esad da zaten bir seçim yapılır, sonra kazanır o geçiş döneminden sonra. Tabii. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı sevgili seyirciler. Türkiye'nin Suriye topraklarını vurmasını terörizmi destek olarak algılıyoruz diye sert bir açıklama. Rusya tarafından da bu konuda sert açıklamalar geliyor. Sayın Ünal, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, rica ederim. Değerlendirmeleriniz için. Sevgili seyirciler, bugün de öğleden sonranın sonuna geldik.
Yarın saat 13'te tekrar karşınızda olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına iyi bir gün diliyorum. Esen kalın. Thank you.